Şimdi Arap kültürü ve İslam hakkında şunu söyleyebiliriz başta. Kur'an-ı Kerim bildiğiniz gibi Peygamberimiz bir Arap'tı ve Kur'an-ı Kerim Arapça indi ve Arap dili belagatıyla yazıldı. Bunlarla birlikte bazı toplumlarda, yani Arap olmayan toplumlarda bazı görüşler gelişmeye başladı. Bu görüşler nelerdi? İşte Arap yani kültüründe olan ama İslamiyet'te olmayan, Peygamberimizin herhangi bir uygulaması olmadığı, herhangi bir düşüncesinin, sözünün olmadığı şeyleri biz İslam'mış gibi zannetmeye başladık. Evet, İslam'ı bir de yaralamak için, yani İslam'a zarar vermek için bazı insanlar Arap kültürü, yani İslam'ı salt Arap kültürü olarak kabul ediyor. Bu salt Arap kültürü ise bazı kötülükler barındırıyordu, tamamen İslam'la çelişen. Bu İslam'la çelişen şeyler nelerdi? Mesela kız çocuklarının gömülmesi. Kız çocukları İslamiyet'te o kadar değer verilmiştir ki, hani bu gömülmekten kaza pozitif ayrımcılığa dahi varmıştır. Yani bazı konularda pozitif ayrımcılık tabii ki. Bu pozitif ayrımcılığa dahi gitmiştir. Ama ve lakin Arap kültüründe böyle bir şey yoktur. Kölelik hürlük meselesi. Arap kültüründe bir kölenin hiçbir gücü, hiçbir maliyet, yani mülkiyet hakkı, hiçbir mali gücü yoktu. Ama hürlerin her türlü işi, gücü, mülkiyet hakkı olabiliyordu. Bu bir Arap kültürüydü. Ama İslamiyet'e girip baktığımızda herkesin mülkiyet hakkı, herkesin hürlük hakkı doğmuştur. Bundan dolayı İslamiyet'te Arap kültürünün çeliştiği yönler vardır. Tabii ki bu İslam'a saldıran insanların, İslam düşüncesine aykırı olan insanların vurmaya çalıştığı yönler var. İşte neden Kur'an Arapça indirildi? İşte Kur'an Arapça indirildiyse Arap kültüründen de bazı şeyler taşımak zorunda. Yani baktığımızda, mesela günlük konulara baktığımızda yine çelişen noktalar var. Mesela bu çelişen noktalar nelerdi? Temizlik konusu. Araplar biraz toplum olarak daha böyle temizlik olarak daha titiz değillerdi. Ama İslam titizliğe o kadar önem vermiştir ki, yani günde 5 vakit namazdan önce abdest aldırtmıştır. Bundan dolayı ise Araplar, yani Arap kültürü değildir İslam. Ama tabii paralel olduğu yerlerde olacaktır. Çünkü bu kaçınılmaz bir sondur. Bu kaçınılmaz son ise şundan bahsedebiliriz bu kaçınılmaz sonda. Çünkü Peygamberimiz bir Arap'tı. Yine az önce dediğim gibi Kur'an Arapça indi. Arap dili belagatına uygun indi. Bundan dolayı Arap kültürü ve İslam'da paralel olan noktalar olacaktır. Olması da gayet doğal. Yani bunu çok fazla daraltmamak lazım. Yani ne İslam'la Arap kültürü apayrı bir şey, ne de tamamen bütünleşik bir şey. Ama şeylere bakarsak, Kur'an'a, hadise, sünnete bakarsak, Kur'an'da olmayan, Arap kültüründe olan, Arap kültüründe olmayan, Kur'an'da olan birçok şey görebiliriz. Bundan dolayıdır ki bir söz vardır, sözümü de onunla bitirmek istiyorum konuşmama. Arap kültürünü İslam sanmakla medeniyeti Batı sanmak aynı şeydir denilebilir.